Denize girip çıktıktan sonra dikkat ettiniz mi arkadaşlar kafanıza bir tane bile kepek kalmıyor. Eğer kepek probleminiz varsa bunu mutlaka denemenizi öneriyorum. 9. Köy Podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz erkeklerde saç uzatma sürecinin nasıl geçtiği, uzun saçın getirdiği artılar, eksiler neler oluyor ve kepek problemi hakkında konuşacağız. Bir de en son uzun saçlı erkeklere ibne diyen çomarların içinden geçeceğiz. Undercut uzun saç modellerini çok beğeniyordum. Saçımın önleri iyice dökülmeye başlayınca ben de dedim bari saç tamamen dökülmeden uzatayım da içimde kalmasın. Saçım zaten 3 numaraydı o zaman usturaya vurayım dedim. Zaten saçım kısa bir ay kaybım olur en fazla. 2018 Şubat'ın 15'inde saçımı usturaya vurdum. Ustura dediğimde 5 bıçaklı jiletler var ya onunla yapıyorum. Sonra jilet vurdukça kafamdan çıkan ölü derileri fark ettim. Kafa derimin rahatladığını fark ettim. 2 hafta boyunca sakal tıraşı olur gibi her gün saç tıraşı oldum. Güzelce krem sürüp güneşe çıkıyordum. İki haftanın sonunda kafa derim avucumun içi gibi oldu. Bol bol güneş gördü ölü deriler tamamen yok oldu. 2018 1 Mart'tan itibaren de kesmeyi bıraktım ve uzatma sürecim başladı. Ben saçımı çok fazla döküldüğü için pazardan pazara yıkıyordum. Ama soğuk suyla her gün yıkarsanız daha hızlı uzadığı söyleniyor. Banyodan sonra saçınızı tutup fazla germeden çekerseniz kan dolaşımını arttırıyormuş ve dökülmeyi de yavaşlatıyormuş. İlk 6 ay en zor süreç oluyor. Saçınız şekle girmiyor, yukarıdan da bağlanmıyor. Böyle ortalıkta Amerikan filmlerindeki homeless'lar gibi geziyorsunuz. Ben ilk saçımı yukarıdan bağladığımda 1 Şubat'tı. Yani usturadan saçı bağlayana kadar 11 ay geçti. O da düğüne gidecektim. Anca jöle desteğiyle bağlayabildim. Tam 1 sene olduğunda yukarıdan normal bağlanmaya başladı. Böyle hareket ettiğinde rüzgar estiğinde teller falan çıkıyordu ama çok çıkmıyordu. Yine de rahat değildi. Sürekli toplaman gerekiyordu. 1 senede ne kadar uzadığını ölçtüm. Banyoda dökülen saçlar topladım. Hepsini ölçüp toplamına böldüm. 1 Mart'tan ertesi sene 1 Mart'ta saçım 21.7 santim uzamış. Yani bir senede saçım 21.7 santim uzuyor. Bu da ayda 1.8 santim yapıyor. Bu ölçü size erkek saçı ayda kaç santim uzar diye merak ediyorsanız bir referans olabilir. Aşağı yukarı aynıdır diye tahmin ediyorum. Undercut saç modelinin usturadan tam modele gelmesi 14 ay sürüyor. Saçınızı uzattıktan sonra asla ve asla kendi saçınızı kısaltmaya kalkmayın. Bu sizin bir senenize mal olabilir ve saçın bütün natürelliğini götürüyor. Gidin bir kuaföre verin 40-50 lira kısalttırın. Bir senelik emeğiniz araya gitmesin. Youtube'daki evde kesin videolarına da uymayın. Uzun saçın getirdiği artılar da oluyor, eksiler de oluyor. Ama artıları çok daha fazla. Birincisi nereye gitsen ilgi odasın, gözler sana kayıyor hemen. Kadınlar uzun saçlı, uzun sakallı erkeklere bayılıyorlar. Abi kim ne derse desin bu böyle yani. Zaten erkeğin doğal görünümü bu. Sen doğada nerede saç sakal tıraş olacaksın? Uzayacak tabi. E tabi kadınlar da bunu daha doğal daha çekici buluyor. Ben ekmeğini çok yedim arkadaşlar. Özellikle ilk tanışmada artılar oluyor. Bir kafeye gidiyorsun farklı olduğun için ister istemez gözler sana dönüyor ve partnerin de hoşuna gidiyor. Bu havasını basıyor orada. Ben uzun saç modeli gördüğümde ister istemez bakıyorum modeli nasıl diye. Ama normal saç modelli birine bakmıyorum. Çünkü klasik hep gördüğümüz alıştığımız saç modelleri. Tabi bu saç sinek kaydı tıraşla olmuyor. Eğer saçını uzatmayı planlıyorsan sakalında uzun gölgeli sakal yapacaksın. Örnek yayıncılardan Tuğkan var. Yani El Rey, oyuncu Can Yaman, Chris Pine var. E, Chris Hemsworth yani Marvel'daki Thor. Uzatacaksan bu şekilde uzatacaksın. Artılarından biri de sabah 2 dakikada tarayıp bağlayıp hemen çıkıyorsun. Saçla uğraşmak yok, sakalla uğraşmak yok. Çok rahat oluyor. Soğukta kafanız üşümüyor, güneşte yanmıyor. Kafanızda saç yokmuş gibi sanki saçınız 3 numaraymış gibi de rahat. Eksileri de şunlar. Yıkaması çok zor. Yıkadın bu sefer de kurutması zor. Yazın hemen kuruyor, güneşe çıkıp hallediyorsun da kışın fönle bayağı uğraşman gerekiyor ve bir erkek için bu zor yani. Çok fazla şampuan gidiyor ve pazardan aldığın, markasını bilmediğin şampuanları kesinlikle kullanamıyorsun. Ben bir kere markası çok bilinmeyen ucuz bir şampuan aldım. Saçımı keçe gibi yaptı. Mecburen çöpe attım. Gidip iyi bir markanın şampuanını aldım tekrar. Öyle eskisi gibi avucuma az bir şey sıkayım yok. İki avuç dolusu şampuan anca yetiyor. Kısa saçtaki gibi hemen durulayıp geçemiyorsun. Kafanda şampuanı en az 10 dakika bekletmen gerekiyor. Erkek saçı kadın saçından daha kalın ve daha yağlı. Bu da tabi dezavantaj. Yani duşa başlarken şampuanlıyorum. Duş bitiminde duruluyorum. Kepek problemi oluyor. Bende zaten kepek problemi vardı. Saç uzattıktan sonra daha da arttı. Kepek şampuanı denedim, iyi bir markaydı ama sonuç alamadım. Aklıma şöyle bir şey geldi. Denize girip çıktıktan sonra ne kadar kafamı çırparsam çırpayım bir tane bile kepek dökülmüyordu. Hatta bunu denedim. Siyah bir tane tişörte kafamı çırptım. Hiç sıfır kepek, bildiğin sıfır kepek. Sanırım tuzlu su ölü derileri vücuttan çözüp atıyor. O zaman dedim ben de evde banyo kovasında deniz suyu yapayım. Google'dan baktım. Akdeniz tuzluluk oranı nedir? binde 38 yani her bir litresinde 38 gram tuz var. 20 litre banyo kovasına 1 kilo tuz döktüm. Onunla saçımı iyice yıkadım. Sonra normal suyla da duruladım. Kullandığım şampuan aynı, bekleme süresi aynı, her şey aynı ama kafamda bir tane kepek kalmadı. Kepek problemi olanlar mutlaka denesinler. Tuzun kilosu çok ucuz. 2,5 lira falan zaten. İmkanınız varsa deniz suyuyla yapın. Hatta deniz tuzu alabiliyorsanız bu tuz biraz daha pahalıdır. Bununla yapın. Ben normal iri tuzla yapıyorum. Kepek problemini böyle çözdüm. Psikolojik mi bilmiyorum ama sanki bu tuzlu su ile yıkamaya başladıktan sonra saçlarım biraz daha canlandı gibi geldi. Şimdi gelelim uzun saçın en büyük eksisine. Toplumumuzda kronik bir rahatsızlık var, hastalık var. Bir erkek saç uzatıyorsa hemen ibne diye yaftalanıyor. Uzun saçın en büyük dezavantajı bu. İlk zamanlar sürekli çomarlarla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Eğer çomarların bol olduğu bir semtte oturuyorsan işin zor gerçekten. Alışverişe gitmişsin iki tane embesil aralarında konuşuyor. Erkek adam saç mı bırakır? Erkek dediğin kısa saçlı olur. Bu saçı uzun, kendine bakan, düzgün giyinimli, düzgün konuşan adamlar ibne. Senin gibi her yere beş erkek giden, hayatı boyunca sabah akşam erkeklerle gezen yavşaklar adamın erkeğin dibi değil mi? Ağzınızın kokusundan, götünüzün kokusundan yanınıza beş metre yaklaşılmıyor. Kadınlarla öküz gibi konuşuyorsunuz, yoldan geçenlere hayvan gibi bakıyorsunuz, laf atıyorsunuz. Anlattığınız kız arkadaş maceralarının hepsi yalan. Çoğunuzun şu ana kadar kız arkadaşı bile olmamış. Ama ibni olan biziz. Siz adamsınız. Telefonundaki tek kadın numarası ailendeki akrabandaki kadınlar. Benim yanımdaki kadınları kıskanıyorsun, kuduruyorsun. Bakımlı güzel kadınlarla gezen benim. Her yere çomar ordusuyla giden sensin. Gerçek imle kimmiş öğrendin mi şimdi? Kadınlar sizden nefret ediyor, bizi daha çekici buluyorlar. Ben kadınlarla gezmekten, arkadaşlık kurmaktan memnunum. Sen çomar arkadaşlarınla erkek erkeğe sahte kız arkadaş anılarını anlatmaya, birbirimize hikaye uydurmaya devam et. Fırsat bulduğunuz anda LGBT bireylere yavşamaktan çekinmiyorsunuz. Onda da tek ben yaparsam ibne olmam diye kendi kendinizi avutuyorsunuz. Kusura bakmayın. Uzun saçlı sakallı erkeklere laf söyleyenlere söylüyorum. Asıl ibni olanlar sizlersiniz. Kıskançlıktan kuduruyorsunuz. Neyse ben bu insan tiplerinden nefret ettiğim için ister istemez kızıyorum. Ama bunlar arkadaşlarınız arasında aileniz içinde sokakta yaşayacağınız şeyler arkadaşlar. Bunlara da hazırlıklı olun. Ve ne olursa olsun bu insanlarla münakaşaya girmeyin, muhatap olmayın. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu podcast'i burada bitiriyorum. Bir sonraki podcast'e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.